Fatih Altaylı ne hikmettir? Bizde böyle yıllardan beri böyle bir kanı ısınmadı. Böyle hep böyle nerede aleyhimizde bir konu varsa getirir, sür manşetten verir. Yani Türkiye'nin sanki başka konusu yok. Yine işte dosya Yargıtay'a gitti. Sür manşet. Yani bu niye sür manşetlik bir konu olsun? Evet. Yani bir gazetenin niye sür manşet ana haberi olsun? Yani gayet normal hukuki bir süreç. 6-7 tane genç kızı bulmuşlar, kişileri bulmuşlar. Bunları konuşturmuşlar. Ve biz bu çocukların iddialarının tamamına mahkemede cevap verdik. Ankara'da, DGM'de bu çocukların iddialarından biz beraat ettik. Evet. İstanbul'a gönderdi DGM geri kalan kısmı için. Geri kalan kısmında da biz yine aynı şekilde bu çocukların iddialarından beraat ettik. Fakat bu çocukların ifadelerini öyle bir ifade oluşmuş ki birinci mesela bir çeten oluşması için hukukta oluşması için A, B, C, D, E, F harflerine ihtiyaç var. Birinciye A'yı anlatırmışlar. İkinciye B'yi, üçüncüye D, evet. Öbürüne E, öbürüne F. Yani harfler devam ediyor. Bu şekilde harfler toplamında tabloda çete oluşuyor. Evet. Şimdi siz biz 7-8 kişiyi toplayın. A, B, C, D, E, F, G. Arkadaş sen şunu söyleyeceksin, sen şunu söyleyeceksin, sen şunu söyleyeceksin dediğinde bu yönde de ifade veren insanlar varsa bu savcının önüne geldiğinde savcı buna dava açmak durumunda oluyor. Evet. Başka bir çözümü yoktur bunun. Dava açılacaktır. Yani mahkeme sonra buna karar veriyor ama açılıyor. Herkes herkese dava açıyor. Türkiye zaten davalarla kaynıyor. Evet. Cezaevleri dolu, mahkemeler dolu, savcılıklar dolu. Yani Türkiye'de bir büyük bir sektör bu. Büyük bir olay. Yani her insanın mahkemesi var aşağı yukarı. Her insan yargılanıyor. Kim kime kızarsa hemen iki satır dilekçe yazıyor. Veriyor savcılığa. Al sana mahkeme. Evet. Hülya Avşar'a da mesela dava açılmış. Tabii evet. Normal artık o hukuki süreçtir. Bilmiyorum nedir. Amacı ne şekildedir. Yani sevdiğim birisi olduğu için söylüyorum. Yoksa bir şey yok. Yani kadın olduğu için şefkat duyuyorum. Ama inşallah bu tip olaylar zamanla azalacak. İnşallah. Düzelecek. Yani inşallah. İnsanlar birbirine kızdığında mahkemeleri kullanması, savcılıkları kullanması, karakolları kullanması, iftiralar atması dönemi de inşallah bitecek. İnşallah. Yani milletimiz bu konudan yaka silkiyor. Peki davanın evet. Açıldığı süreçte sür manşetten verildiğinizi söylediniz. Evet. Manşet oldu. Beraat ettiğiniz dönem içerisinde manşet oldunuz mu? Beraat ettiğinize dair. Asla. Şimdi bu önemli bir hani. Bakın. Tarafsızlık adına basında. Bakın marifetlerine bakın daha evvelki. İstanbul Başsavcılığı'na 2007'de hikayenin başlangıcına bakın. İstanbul Başsavcılığı'na 2002 yılında 60.013 hazırlık numarası yine 2002 18.838 karar numaralı dosyada verilen bir takipsiz kararı var. Bu ne biliyor musunuz? Çete davası. Evet. Adam arkadaş geliyor, selamun aleyküm diyor, geliyor. İki satır yazıyor diyor. Bunlar çetedir diyor. Delillerim de bunlar diyor. Bir dosya veriyor. Buyur. Evet. Hep beraber gidiyoruz. Günlerce uğraşıyoruz. İfade veriyoruz. Uğraşıyoruz. Aylarca didiniyoruz. Sonra bunda takipsizlik kararı aldık. Çete davasında. 2002'de bak. Evet. Bir iftira böyle temizlenmiş oldu. Bu yetmedi. Bir daha arkasından 2002 21.669 hazırlık numarası 2003 6.120 karar nolu dosyasına verilen takipsiz kararıyla oluşan dosyada yine bize yine çete iddiasında bulundular. Hep bize muhalif olan insanlar mesela bizden menfaati çatışmış adam avukat mesela bize iftira atıyor. Mesela rüşvet istemiş. Bir şeyler yapmış. Evet. Bir şeyler oluşturmuş. Haklı bir dava. Dava açmışız ceza almış. Rahatsız olmuş şahıs. Malum yerlerle bağlantılı bazı kişiler evet. Bu kişilere bazen hafiften şöyle bir yakın geçiyorlar. Bir nefes üflüyorlar. Bu şahsın açtığı davada da yine takipsizlik kararı aldık çeteden.
Bakın ne bitip tükenmezse çete davaları. Evet. İstanbul Başsavcılığından bu sefer bakın 2005 yılında 27.549 hazırlık numarasıyla 2005-12.003 karar nolu dosyasında verilen takipsiz kararın bir dosya daha var. Bu da çete. Ve bu takipsiz kararlarını ağır cezada onaylıyor. Yani beraat ettiriyor bizi. Bir daha onaylandı, evet. bir daha onaylandı. Hepsinde beraat ettik. Yine olmadı. 2005 yılında bir daha bir çete davası daha açtılar. Bakın önü sonu yok. 51.724 soruşturma numarası 2006, 2432 karar nolu dosyasından verilen takipsiz kararı. Bu da olmadı. Yine devam ediyor. Önü sonu yok. Hep çete davalar bakın. Ama sürekli takipsizlik var ve ağır cezada onaylıyor ve beraat alıyoruz buna rağmen. 11.089 soruşturma sayısıyla yine ben tarihlerini uzatmıyorum 2007 tarihiyle ilgili. 6.764 karar nolu dosyada verilen takipsizlik kararı. 4.818 nolu dosyada verilen takipsiz kararı. 3.481 karar nolu verilen takipsizlik kararı. 112 karar nolu takipsizlik kararı. 13.921 numaralı kararda verilen takipsizlik kararı. Şimdi bunların devamı olarak bir tane daha dava açtılar. Bu da Ankara'ya gitmiş. Sür manşetten bu olay oluyor. Ama ne mühim yani. Evet. Ne mühim. Bakın Türkiye'deki olaylara bakın. Yani Güneydoğu sorunu var. Evet. Açlık var. Kim birbirini öldürüyor, boğuyor, asıyor, kesiyor. Yani ekonomik kriz var. Bütün bunlar sorun değilmiş de. Bunun devamı olan bir dosya ki yani malum artık olay ne oldu. Ankara'ya Yargıtay'a gidiyormuş. Sür manşet olay oluyor. Nasıl normal hukuki süreç bu? Evet. Bunlar çoğu bu hukuki süreçten geçti bu davalar. Ne var bunda? Evet. Hemen de yazmış işte kızlar şöyle dediler böyle. Kardeşim o kızcağızların söyledikleri iftiralara savcılık baktı. Tahkik etti. Mahkemelere baktı ve bizi de beraat ettirdi. Daha ne yazıyorsun sen evet. oraya? Evet. Yani bu kadar olmaz. Yani Fatih Altaylı'nın ben tavrını anlayamıyorum. Evet. Yani ben bunu anlaması güçlük çekiyorum. Bu ne bitip tükenmez olaylar 99'dan beri. Ya sakin ne şartı bir şey yok. Biz seni insan evladı olarak görüyoruz. Affettik yani bizim seninle bir alıp veremediğimiz yok. Hayır bu yaptıklarının dolayı hakkını helal ediyorum. Yani diğer yaptıkları için de. Evet. Yani yazdıkları için de. İnşallah. Yaptığı tavırlar için de affediyorum.